Efendim, 16 Eylül 2024 Pazartesi gününden Gönder Gelsin'in 8. bölümünden sizlere sesleniyoruz. Oluşum Haber ekranlarındasınız. Ezgi Hanım, haftanın ilk gününden yeni bir Ya. program bölümüyle başladık. Nasıl hissediyorsunuz? Yani çok iyi hissediyorum. Haftanın ortası gibi diyeyim aslında. Böyle bir pazartesi sendromu gibi yaşamıyorum açıkçası. Sen 16 Eylül deyince Eylül'ü bile ortaladık yani, şaka gibi. Ne kadar çabuk geçti. Yazdan bir şey anladın mı diye sorarsan hiçbir şey anlamadım. Yani denizin içinde yaşıyoruz, sahil kıyısındayız, sayılı denize girmişizdir. Ama bölgede hakikaten çok yoğun tempo geçti. Okullar açıldı, hemen böyle paldır küldür bir sonbahara girdik yani. Güzel bir sezondu ama yani Güzeldi. hızlı ve yoğun geçmesine Evet, rağmen yani kötü şeyler olsa da eğlenceliydi. evet. Güzel bir Acıyla tempoyla atlattık. besleniyoruz ya biz artık, böyle şey Kaostan yok. besleniyoruz, Kaostan kavga besleniyoruz. gürültü seviyoruz, kaza Seviyoruz, evet. seviyoruz. Yaptığımız haberlerde de en çok onlar Tabii tutuyor tabii. anlam veremediğim bir şekilde. Sen soracak mı o sorulardan bana? Ben heyecanlıyım, hemen çok doluyum. Başlayayım mı hemen? Hemen başlayabiliriz ama Kaostan yani başlıyor. kaostan direkt böyle ilçe nezdinde değil de bir tık daha genelden özele gitmek istiyorum. Yani Evet. okullar başladı dedik. Narin başlayamadı okula. Narin cinayetinde Ya. neredeyse bir ayı geride bıraktık. Cinayetin sır perdesi hala aralanmadı. Narin'in neden öldüğü bilinmiyor. Annesi ve abisi olmak üzere 8 kişi tutuklandı. Diğer kişiler işte yeteri süre sorgu alınmak üzere adliyede tutuldular. Daha sonra serbest bırakıldılar. Tüm köy tarandı. Bütün kameralar izlendi. Olay hala çözülmedi. Nedir bu olay? Asya'cığım, herkes her şeyi biliyor ama şu an artık magazine oynanılıyor. Yani ölen çocuğumuz, Allah rahmet eylesin, gitti. Yani bunun hiçbir tarifi yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor diyeceğim de, ateş gerçekten düştüğü yeri yakıyor mu? Aile gerçekten mağdur mu? Yani susan adam, baba bir anda ortaya çıktı ve anlatmaya başladı. Ekranlara oynamaya başladı filan. Ben hepsinin böyle bir magazinsel bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar eğer insan sevseydi, canlı sevseydi zaten böyle bir katliam olmazdı. Yani işin içinden çıktıkça daha kötü kokular geliyor. Anne o konuda bir senaryo oynuyor. Baba ayrı bir senaryonun başında. Amcası vesairesi hepsi bu işin içinde, abisi de. Ama köylü halka da bilmesine rağmen olay bir şekilde gizli tutuluyor. Bunun ucu acaba bir Hüdapar'a mı geçecek? Bunun ucu acaba başka bir şeriat örgütünün bir bağlantısı mı? Yoksa ailenin yapısal gereği böyle bir insan katliamı bunlarda sürekli vacip hale mi gelmiş? Buna bakmak lazım. Biliyorsun geçtiğimiz yıllarda da ablasının merdivenden düştüğü söyleniliyor. Yine aynı göl içerisinde cenazesi bulunan kızımızın Muhammed isimli bir çocuğun da orada öldüğü söyleniliyor. Yani mezarlıkları yok, öldü deniliyor. Yani böyle çok enteresan, korku filmi gibi bir memleket ya. Ya hakikaten yani ürpertiyi duyuyorsun. Ya oraya gittiğinde sağlam çıkman ayrı. Yani bir şey gördü çocuk ve ortadan kaldırıldı. Bu çok net. Yani çok zeki de bir çocukmuş. Yaşına göre çok olgunmuş. Zaten videolarda da o çocuktaki o ışığı görebiliyorduk. Yani yazıklar olsun ya, ben başka bir şey demiyorum. Sonra çıkıp şimdi influencerlar, fenomenler, sanatçılar hepsi bir şeyler söylüyor ama dediğin gibi bu haberleri sunmak 30-40 saniye. Ondan sonra her şey tekrar sil baştan, normal rutin hayatına devam ediyorsun. Geriye ne değişti? Hiçbir şey. Sonuç ne oldu? Örtbas edildi. Günümüzde bugün fenomenlerin suç oranlarının ne kadar yüksek olsa bile ortaya çıkıp bir şekilde serbest kalınabiliyorsa, yarın öbür gün bu katilin dediği ortaya çıksa bile bir şekilde yine örtbas edilip geçecek diye düşünüyorum. Yani kanunların çok sert yaptırım olması lazım. Elbette hani kesin deliller neticesinde olmadan suçlu budur diyemiyorsun. Yani işte kesin görmen lazım. Kamera kayıtları vesairesi olması lazım. Çok ciddi bir iz üstünde. Hani jandarma, emniyet ekipleri, adliye gerçekten çok sağlam çalışıyor belki ama bu sorunu bu şekilde böyle uzatmaları insanların artık daha çok midesini bulandırmaya başladı. Hani o vefat eden kişinin, bunu yaşatanların cezası çekmeli ki acısı da hafiflesin. Türkiye'mizde maalesef çok korkunç şeyler geliyor. Bu bizim görünen kısım. Görünmeyenler de var. Artık sosyal medya ortaya çıktığı zaman artık bu şeyler gün ışığına çıkmaya başladı. Belki de bu şekilde takip edildi. Belki bir şekilde Narin'in cansız bedeni bulunduktan sonra olay örtbas edilecekti. Yani bu bir cinayet davası olarak değil, belki kaza kurbanı olarak gösterilecekti Tabii. Narin. Yani bu Aile. anlamda evet çok büyük bir etkisi var. Tabii sosyal medyanın, basının, haberlerin. Yani bu bağlamda aslında şunu Tabii da tabii. söylemek istiyorum. Dezenformasyonla hani mücadele kapsamında birçok işte haber yasakları gibi bazı önlemler alındı ama bu anlamda haber sitelerinin yalan haber yapması, işte senin deyiminle suni habercilikler.
Evet, evet. Ne olacak peki bunlarla birlikte? Nasıl gelişecek bu ya süreç? Ya şimdi şöyle, artık hep diyoruz ya, kaostan besleniyoruz. İnsanların en çok dikkat çekici olan haberleri çok gündeme geldi. Açtığımız zaman sosyal medya hesaplarına baktığımızda, hani haber sitesi gibi ama değil, daha çok fenomen ağırlıklı, işte kişilerin en çok izleyicilerin izleyebileceği nitelikte haberler paylaşılmaya başladı. Daha kısa, daha öz. Çünkü insanların okuma şevki kırıldı ve insanlar okumuyor. Görselci olmaya başladı. 3 cümle, altına video bakılıyor ve paylaşılıyor. Ve bu şekilde yaparak da sosyal medyada çok hızlı bir şekilde haber sitesi aldığı altında sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkmaya başladı. Şimdi biz işimizi yapıyoruz. Ajans muhabirliği yaptık. Belli geçmiş dönemlerde gayet ve aktif çıkan bir yayın organlarımız var. Şimdi bu kadar işler varken, emeğini hakkıyla vermeye çalışan insanlar varken, sonra bu tarz sosyal medya fenomenlerinin ön plana çıkması da adil olmuyor. Ne oluyor? Bilgi kirliliği oluyor. En hızlı haberi veriyor ama sonrasında tekzip yayınlamak zorunda kalıyor. Çünkü eksik bilgili olmuş oluyor. Çünkü insanları kandırılıyor. Yani hatırla, deprem zamanında. Evet. Oğuzhan Uğur muydu? Hı hı. İşte yayında çıktı. İşte büyük bir dedi tehlike var dedi. Maden çöktü dedi. Yangın var dedi. Göçük var dedi. O insanlar deprem önündeyken bıraktılar. Haberi asılsız oldu, ortaya çıktı. Oraya gittiler. Onlarca insanlar da hayatını kaybetti. Şimdi bu tarz herkes yerini bilmeli. Fenomen fenomenliğini, haberci haberciliğini, siyaset siyasetçi, sanatçı sanatçılığını bilmeli. Din dini bilmeli. Yani bunların hepsinin ayrı olması lazım. O kadar çok karıştı ki. Ya gerçekten çok çirkin. Yani her insanın her konuda fikri olamaz. Her konuda fikri evet, olduğunu evet, iddia evet. etmesin. Yani ağzı olan konuşuyor. Yapmasın. İşte maalesef. Ya o zaman böyle tatsız muhabbetleri bırakıp biraz daha güzel yeni gelişmeleri konuşalım. Geçtiğimiz günlerde İzmir fuarındaydık. Evet, Lojistik evet. fuarıydı. Çok eğlenceli, çok da yoğun katılımın olduğu bir fuardı. Evet. Biz de Seferihisar'ın gururu dediğimiz, aslında buradan Uçak Kardeşler'in standını gezmiş olduk. U Holding adı altında. Yeni çalışmaları, yeni projeleri Alper Bey'in. Efendim anlatır mısınız oradaki yaptığınız ya, röportajı? Çok güzel, çok keyifliydi. Alper Bey'le öncesinde de görüşmemizde bir takım haberler de duyulduğunu söylemişti U Lojistik üzerine. Ki zaten U Lojistik 2017'den beri kurulduğunu söyledi. Daha sonra bunun işte üzerine koyarak faaliyeti U Holding çatısı altına işte yazılım şirketi, Motors vesaire böyle bir inşaat firmasıyla beraberinde bir şirketin devamlılığından bahsetmişti. Hani sanki babasına rakip, oğlu ayrı yapıyormuş gibi düşünceye alışarak bir algı haberi yapılmış bazı basın organlarında, ama hani hem bunlara da içerisinde üzüntü duyduklarını, aslında biz şirket olarak Seferihisar nezdinde böyle bir büyümeyi hedefleyerek tüm dünyaya ismimizi duyurmak adına bir çığır açtığını bahsetmişti. Biz de bu vesileyle lojistik fuarına katıldık ve ilk defa katıldık lojistik fuarına. Yani ben gurur duydum, mükemmeldi. Yani düşünsene 8 tane bu taşıyıcı yük gemilerini Rusya'ya servis ettiğini, Samsun'dan vesaire, UGS şirketiyle %50 ortaklığından bahsetti o gemilerle alakalı. Onun haricinde de U Lojistik bünyesinde bir tır da kullandık. Kadın tır şoförlerinin olduğunu gördük. Yani bu tarz ilçemiz nezdinde istihdam sağlayıp büyük şirketlerin hayatta olması çok gurur verici. Yani burada Necat Hepkon gibi, Hayrettin Uçak gibi, Özer Türer gibi isim yapmış, nam salmış böyle iş adamlarını biz gerçekten çok iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Onlara gerçekten sahip çıkmamız lazım. Yani neticede ilçe nezdinde onlar bizleri tanıtarak bir şey yapıyorsa, onları ilçemize katkı sağlayacak şekilde de geri dönüşlerle belediyeye de bu konuda bir işbirliği yapması daha doğru olur diye düşünüyorum. Değilse kimsenin haberi bile yoktu böyle bir şeyden, düşünsene yani. Ve çok önemli haberler yaptık. Tabii bir kayıp olan kızı bulduğumuz kadar da haber infial yaratmadı. O da ayrı bir konu yani. O da bir alt metin, kaybolan bir kız vardı. Güzelbahçe'de ikamet ediyordu ama Seferihisar'da kaybolduğu söylenmişti ailesi tarafından. Paylaşımımız sonrasında tabii bizler gibi diğer basın organlarında da paylaşan, haberimize destek veren meslektaşlarımız da oldu. Neticesinde kız bulundu. Yani buradan kendilerine de birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Tabii tabii isterim. Yani kızını dövmeyen dizini döver. Farklı gibi atasözleriyle güne başlamak istemem ama yani ne olursa olsun ebeveynlerin bu konudaki evlat yetiştirmesi çok daha önemli. Özellikle bu zamanda, bu süreçte arkadaş ortamı, yaşadığı ortamlar hakikaten çok önemli. Hep diyorlar ya işte 4 tane bilim insanıyla gezersen 5.'si sen olursun. 4 tane iş adamıyla gezersen 5.'si sen olursun. 5 tane hırsızla gezersen 6.'si sen olursun. İşte yani bu her 4 kişinin bir insanın ortalamasıdır diyorlar ya. Bu hayatımda artık benim sürekli kulağımda böyle o ses yankılanıyor. Yani yaşadığı ortam, arkadaş ortamı, bulunduğu çevre, statü, her şeyi takip etmek zorunda. Yani doğurdun sokağa atamazsın.
o çocuğa ne olursa olsun bakmakla yükümlüsün. Yani gölgeysen dört elle sarılacaksın. Yani o çocuk 13 yaşında, 14 yaşında her neyse. Yani o kadar yetişkin gibi davranması, büyük havalarında olması, ailenin bunu böyle çok normal gibi olması, yani bunu bir saçı başı falan, yani tamam özgür diyoruz da insanlar olarak hani özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Yani bu kadar da özgür olmamalı bence ya. Yani çocuklar bu kadar rahat da olmamalı. Yani ailelerin bu konuda çok ciddi bir önünde sorumlulukları olacağını düşünüyorum. Yani o çocuğun da kaçmasının farklı sebepleri olabilir. Aileyle ilgili belki iletişimsizlik, belki başka bir şey. Evet çok üzüntü duydular ama ben aileye de çok kızıyorum yani bu konuda sahipsiz bıraktıkları için. Allah korusun yani hepimizin evladı var. Ne olursa olsun kol kanat gerilmesi lazım. Ki cidden şu anda ortam çok bozuk. Kesinlikle. O çocuk diyor ki parkta yattım sokakta. Beyaz tişörtlü bir tane leke yoktu üstünde. Yani orada bile yalan söylüyor aslında. Aile onu bile biz yayındayken sokakta mı yattın diye dönüyor çocuğuna bakıyor falan yani. Yani burada o kadar saçma sapan bir durum söz konusu ki hakikaten sinirlerim bozuluyor ya. Yani nasıl bu kadar durgunluğumuzluk? Yani ki biz Nari'nden sonra da artık bu olayı öğrenince gerçekten korktuk. Hani bize zaten haber geldiğinde neredeyse 24 saattir haber alamadıklarını söylemişlerdi. Biz hani ya. Bu şekilde süreci hızlandırıp bir an önce paylaşım yapıp servis etmiştik. Ya gerçekten korktuk. İstemiyorduk böyle bir şeyin olmasını. Bir an önce bulunmasına da çok sevindik ama gerçekten insanın aklında soru işaretleri kalıyor ki bizim gönderimizin altına gelen yorumlar da bu şekildeydi. Her türlü ahlaksızlık olarak değerlendirilir. Uyuşturucu madde bağımlısı olarak kullanılabilir. Yani sokaktasın yani ve çaresin. Yani insan akşam biz bile dışarıya çıkmaya artık korkuyoruz. Öyle bir duruma geldik ki neler yaşıyoruz. Geçtiğimiz aylarda işte evet. Kadının sokak ortasında darp edildi cinsel istismar. Yani özgür bir değiliz, kısıtlanıyoruz, şöyleyiz, böyleyiz diyorlar. Ya adamlar sokak ortasında cinsel ilişkiye giriyorlar. Artık öyle bir hal aldı ki ortam. Yani biz neye benzedik bunu bilemiyorum. Yani bir hayvanı bile eğitebiliyorsun Asya. Yani otur diyorsun, yemeğini veriyorsun, tuvalet alışkanlığını kazandırıyorsun falan. Ama insanı aslında şu anda artık eğitemiyorsun. Öyle bir boşluk geçti ki yani bunu tüm bilim adamları bilmem neleri acil bir çağrı olması lazım. Eğitim ailede sonra okulda başlıyor. Ailede göremediklerini bence okul hayatında verilen müfredatlarla da onların beynine işleyecek şekilde çok özel bir şekilde anlatmaları lazım. Daha sonra ailelerin, ebeveynlerinle ilgili bir aile katılımlı bir seminerlerin düzenlenmesi lazım. Çok kötü durum ya. Ben yani korkuyorum. Yani dediğim gibi id, ego, süperego. Biz hala id aşamasındayız. Hayvansal dürtülerimizi, içgüdülerimizle artık hareket ediyoruz. Evet. Sapık evet. Ve sapkın bir nesil. Ne mutsuz, yazık ki. Arsız. Zengin olsan arsızsın. Sonun yok. Elinde her şeyi elmişsin ama mutlu değilsin. Ev fakir aile, yoksul insanı görüyorsun. Birilerine benzemeye çalışıyor. Aileden kaçmaya çalışıyor. Yine yaşam tarzı mutsuz. Artık en küçük şeylerle mutlu olmayı bıraktık biz ya. Yani yapsak da doyumsuzuz. Daha fazlasını isteyin. Ne seni mutlu edecek yani? Çevrede insanlar bir küçük çiçeği kokladığındaki o mutluluğu, huzuru artık ben vazgeçtim. Ekonomik, küresel ısınmalar, bilmem neler, her şeyinle bir başıboşluk, garip bir nesle girmeye başladık hakikaten. Yani Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Amin diyorum ben de ama beklentilerimizi çok yükseltmemek lazım diye her seferinde kendimizi hatırlatıyoruz. Evet, çünkü evet, evet. Evimizden sokağa indiğimiz ilk anda İSU'nun elektrik işte kablolarının olduğu ya da işte doğalgaz geçmiş gibi internet geçmiş, yol bozuk. Şimdi bu yolun bozukluğuyla alakalı da biz sadece belediyeyi artık görüyoruz. Diyoruz ki belediye neden yapmıyor? Tek sorumlu belediye mi gerçekten? Şimdi artık sivil inisiyatiflerle ben bir görüşme yapmak istiyorum. Çukur gördün mü buradan atla diye böyle komik videolarla beraber bir tabela yapalım diyorum. Kablo gördün üstünden geç. İşte şuradan yap besmele çek falan, artık bu tarz esprilerle artık komik hale getirelim diyorum. İzahı olmadığı yerleri, için izah yapmaya başladık. Kesinlikle. Yerleri renkli boyalarla boyayalım falan. Yani o sokak LGBT olur en fazla. Yani böyle saçma sapan bir hal alacak ama insanlara göstermemiz lazım. Yol hakikaten ciddi problem. Seferihisar Belediye Başkanı'na hep yükleniliyorlar. Seferihisar Belediyesi fen işleri ne yapıyor diyorlar ama asıl buradaki sorun, bizim oraya bir tane yatırımlar yapılmış Yarımada Şantiye Şefliği var. Mesela Yarımada ya düşünsene, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Menderes, yani birçok yere Seferihisar'ın da içine kapsadığı Yarımada'nın içerisindeki şantiye. Yani ne işe yarıyor ya? Ya orası hiçbir şeye yaramıyor. İçindeki insanlarla iletişim kuramıyorsun. Ayrı bir burjuva. Yani konuştuğun zaman
Seni tiye almıyor adam. Yani sen 1456 sokağın yol bozukluğu, orada adam bas bas bağırıyor. Umurunda bile değil adamın. Mesaisi bitsin, parasını alsın, geçsin gitsin. Yani bunun derdinde ama yazıklar olsun. Gerçekten çok sinirlerim bozuluyor. Yani orayı hak eden insan otursun. Seferihisar Belediyesi'ndeki çalışanlar, fen işleriyle de sürekli zaten iletişim halindeyim, konuşuyorum. Ama büyükşehir nezdinde hiçbir şey yapılmadığını görüyorum ve oradaki gelenler hiçbir işe yaramıyor. Yeni değişen adam konudan habersiz, hiçbir konuya vakıf değil. Hani derler it ite it kuyruğuna hesabı. Yani o onu topu atıyor, o ona topu atıyor. Sonuç elde var sıfır olan vatandaş. E diyor ki ne yapalım? Seferihisar Belediyesi'ne geliyorlar. E durumu idare ediyorlar. E bütçe yok, taş gelmedi, asfalt gelmedi. E tamam da yani bunun sonu nereye bağlanacak? Hani belediye içerisinde yapılan bir 100 gün araştırmasında bir gelsen geçmişe dönük. 100 günü çoktan geçtik zaten de ben o 100 günde takıldım nedense. Eyle tutulur projeleri maalesef gösteremiyoruz. İşte biz sürekli birilerine bağlı olduğumuz için burada kaybediyoruz. Çok doluyum bu konuda. Hani keşke diyorum bir Seferihisar kurtuluşu tabii ki bizim için çok önemli, çok milli bir değerimiz. Çok önemli, kıymetli bir günümüz. Şu zamanda bir mutluluğu tabii ki hak ediyoruz. Ama bu kadar böyle zerzenişte, tasarruf tedbirleri diyorlar, bir şeyler diyorlar bir sürü şeyken belki hani bir 600-700 bin lira kadar bir Işın Karaca'ya konser parası vermektense atıyorum bizim Seferihisar'da hani şu an aklıma geldi Şahin Çıdam'ı mesela çıkarsaydık o parasıyla da imece usulü hepimiz cebimizden para koyup bir asfalt döşeseydik bence daha karlı bir sonuç elde ederdik. Asıl kurtuluş o zaman olurdu. Bunların elinden kurtarmış olurduk yani Seferihisar'ı. Ki böyle özel bir günde ben ilçedeki diğer sanatçıların da destek olacağına, bu faaliyete gönüllü olarak katılacağına da eminim. Asya'cığım, neden bak, yapılmadı? Seferihisar'da bilim adamı var. Uzay bilim adamı var. Burada yaşıyor Seferihisar'da. Burada influencer var. Burada sanatçı var. Burada oyuncu var. Burada katma değer sağlamış iş adamı var. Hayırseverler var. Yani her şey var. Niye kalkıp da bir şeyler yapılmıyor da kimse böyle üç maymunu oynayarak böyle vurdum duymazlıkla davranış yapıyor. Ben bunu çözemiyorum yani. Hani elini taşın altına koymayı vazgeçtim. Aman ne olursa olsun diyorlar. Hani daha şu an erken zaman diye. Ama ses çıkıyor. Abi bir şeyler yapalım ya. Yani bak kış geliyor şimdi. Sel olacak her yer. Giderleri toplayalım. Menfezleri düzeltelim. Dere yataklarını bir toparlayalım. Biri biriyle çalışalım. Hani Seferihisar'da şu anda en yoğun çalışan işletmelerden, birimlerden bir tanesi. Bir de Seferihisar belediyelerinin, daha doğrusu belediyelerin mihenk taşı fen işleridir. Lokomotiftir imar ve fen işleri. Bu noktada da fen işlerinde yoğun çalıştığını görüyorum. Artı temizlik ekibi. Hakikaten buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışıyorlar bir fiil ama bizim insanoğlumuz da o kadar pisliği seviyor ki. Yani kendi bahçesini utanmasa evindeki çöp kovasını atmayacak. Diyecek ki Seferihisar Belediyesi bunu niye toplamıyor? Ya kardeşim kaldır da bir tarafını yani alırsın onu da çöp konteynerine çöpünü de atarsın. Yani senin şahıs arsandaki içerini pisliğini temizlemek zorunda değil belediye. Belli bir ücret karşılığında anlaşırsın bir şirketle temizletirsin geçersin. Adam orada yapmış evin bütün tadilatını, molozunu, çöpünü, pisliğini neyi varsa demiş ki belediye temizlemiyor bunu çekip paylaşıyorlar bize atıyorlar mesela. Hani ben buna da artık çok karşıyım. Hani evet akıl sağlığımızın oynandığı şu dönemde insanları mutlu etmek de çok zor ama en azından yapılabilecek 5 maddede yol, elektrik, su, telefon, park alanı, hani yürüyüş alanımız, bakış açımız değilse başka bir şey istemiyoruz ya. Hani bunlar yapılsın. Yapmayan insanları da o dökenleri de deşifre edelim, rezil edelim insan içine çıkamasın. Yani burada el birliğiyle gerçek anlamda herkes bir şekilde elini taşın altına koyarsa bu şekilde çözüm ulaşır diye düşünüyorum Asya'cığım. Çok teşekkür ediyorum. O zaman buradan yetkili mercilere de hani bir duyurumuz, çağrımız artık yani dilenerek iş yaptıracağız. Ya çok ayıp bir durum gerçekten. Ne hissediyoruz? Yolumuza devam ediyoruz. Efendim, Teos'ta güzel bir festival, Balık Festivali, Tuna Master. Evet, evet, evet. 9.'sü düzenlendi. Çok yoğun bir katılım sağlandı. Siz de oradaydınız, takip ettiniz. Nasıldı? Yani güzeldi. Geçen sene 52 taneydi yanlış hatırlamıyorsam teknelerin başvurusuydu. Bu sene rekor kırmış 61 tekneyle. Evet, suyun sıcaklığı artık öyle bir iklim krizindeyiz ki küresel ısınmadan dolayı su seviyesinin 27-28 derece olduğunu söylediler. Dolayısıyla sıcak su olduğu için daha dibe inerek orkinosların orada artık yaşadığını ve avlanmakta daha da çok zorlandığını dile getirdi balıkçılar. Hani eğlenceliydi, renkli görüntüleri sahne oldu. Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin de, Başkan Yardımcımız Gökhan Pehlivan da bu konuda sponsor oldular.
Onlar da teknede katılım sağladılar. Hani güzel, keyifli bir yarış oldu. Hani ilçe nezdinde bu tarz tanıtımlar da tabii ki çok önemli. Her zaman kötü, olumsuz enseyi karartmak doğru değil. Sonuç itibariyle bu tarz eğlenceler de insanların yapılması gereken, olması gereken neticede şeyler. İşte bu tarz kaliteli şeyler getirilirse ilçenin gelecek olan nüfus kalitesi de, daha böyle göç kalitesi de güzel olur. Şimdi oraya gelen insanların çoğu iş adamları, üst düzey kişilerdi. Ve burada da yatırım anlamında, işte ilçeyi gezme anlamlarında da güzel bir fırsat oldu 3 gün misafir etmemiz. Yani bir Hindistan görüntüsünden ayırındırıp daha kaliteli insanlar gelirse, yarın öbür gün dövünüp de bir Kuşadası'nı hep anımsatıyorum ben burada. Geleceğin Kuşadası olsun istemiyorum bu bölgeyi. Ama maalesef o yöne doğru dört nala koşuyor Seferihisar. Yani kaybetmeyelim değerlerimizi, güzelliklerimizi, restorasyonlarımızı yapalım, tarihi eserlerimize sahip çıkalım, ilçemizin menfaatine güzel şeyler yapalım istiyorum. Bu tarz harika etkinlikler olsun. Biz iyon kentlereydik. Heh, ne oldu? Evet, zil varsa basacağım şimdi de zili de kaybettik. Evet, İonya kentleri vardı bizim Seferihisar'da. Hala devam ediyor aslında. Ama hani bu işin biz gerçekten tamamlıyor muyuz, ona bakmamız lazım. Şimdi sadece bir at gözü değil, çevreye baktığımızda bakış açımız çok daha değişiyor. Objektif olalım, ne yere oturup doğru konuşalım. Bizdeki İonya kentleri Fazıl Say'dan ibaret gibi oldu, ben şunu fark ettim Urla'ya gittikten sonra. Urla'da da belediye başkanı misafirperverliğinde, hatta Fahri bir kültür müdürümüz var, büyüğümüz sağ olsun, buradan da selamlar olsun Cano Bey'e. Onun da vasıtasıyla Atina'dan ve Sakız'dan bir heyet geldi. Belediye başkan meclis üyeleri ve orada katılan, katkı sağlayan kişiler, üst bürokrasiler falan geldi. Yani oradaki tanıtımı, hani Urla'yı tanıtmak istediler. Biliyorsunuz Samos'ta da Urla'ya benzer bir isim vardı. Urla'da mübadele zamanında o tarafa geçerek yerleşmişler. Daha sonra tekrar işte Urla'nın da ismini devam ettirmişler. Yani burada Atina ve Sakız'daki hikaye ise 102 yıl önce Urlalıların oraya gidip 102 yıl sonra dedeler torunlarıyla buluştuğu nokta olarak birleştirdiler o hikayeyi de. Hakikaten çok duygusal bir durumdu. Urla'nın o kültürel şarkılarını Yunan müzikleriyle eşleştirerek Rum torunları da bunları onlarla beraber tekrar ettiler. Güzel bir gece oldu. Bir yaklaşık 2-3 gün misafir etti onu belediye başkanı. Selçuk Balkan'la gerçekten çok keyif aldık sohbetiyle de. Daha yakından tanıma fırsatı bulduk bu vesileyle. Ve Urla'nın bilinmeyen yönlerini keşfettik. Musevilerin yaşadığı, Yunanlı Rumların mahallesini gezdik. O eski tarihi yapılar, o işleyişler falan. Hatta orada, yanlış hatırlamıyorsam, Arkas ve Folkart'ın sponsorluğunda da bir müze gerçekleşmiş. Yorga Seferis'in hikayesiyle bir maket yapılmış. İçeriye girdiğin zaman Urla'da ne yenir? Urla teyyaresi, işte oradaki o dönemin paşası, işte kültürel etkinlikler, kızalıp vermeler, o geleneksel geceler, yöresel yemekler, her şeyiyle tanıtan mükemmel bir görsel vermişler. Karantina Adası'nın hikayesini anlatmışlar. Yani iki katlı bir yeri harika bir müzeleştirmişler. Yani ya çok üzüldüm ya. Neden bizim Seferihisar'da yok? Kıskandım onları, biliyor musun? Yani dedim, bizim Seferihisar'da böyle bir yer yapılamaz mıydı? Yani, bir ana evimiz var ama içerisinde hani satış şahıs yapılıyor. Şahıs da o, kira ödüyoruz, o ayrı. Ama Seferihisar'da Rum evlerinin olduğu yerler vardı illaki. Ki bizim burada da yaşanmışlıklar vardı. Daha öncesinde bir Karlovası ile bir kardeş şehirdik. Sonra ne oldu bilmiyoruz. Ama yani baktığımızda günümüze, hani eskiyi anlatan, eskiden oradaki insanları buraya getirdiğimizde bir anısı olmalı. Adam gelmiş diyor ki, Yunanlı mesela orada. Burada diyor, eskiden diyor ünlü futbolcunun eviydi bu diyor. İşte diyor burada gezdi diyor. Gezdik, otel yapmışlar, restore edilmiş. Çok güzel, harika bir yerdi. Gerçekten yüksek tavanlı, mükemmel sokaklar. Yani bir tane sokağa bile sahip çıkamadık biz ya. Ya bu dönemin, geçmiş dönemin Tunç Soyer iki dönem belediye başkanı yaptığında o Tur abiyeyi gerçekten içinden geçti. Kentsel dönüşümle bir soktu o bölgeye, bütün müteahhitleri. Yani birliğin enkaz yığını, bir böyle tampon bölge gibi bir görüntü plansız aldı. Plansız kentleşmeyle yazık gerçekten etti yani, gerçekten yazık etti. Yani orada bir sokak, Rum sokağı yapılabilirdi. Şimdi benim aslında kafamda canlanan bir hamam alanı görseli oldu. İşte o ağacı, acaba işte o hamam külliyesi şeyini, yerini koruyabilir miyiz? Bir restore etsek, oraya bir tane böyle eski bir konak, bari maket de olsa.
bir şeyler yapsak da o Seferihisar'ı anlatan, o Turabiye Sokağı'nı anlatan, burada yaşamış eskilerimiz hala var. Evlerindeki o sokaklarda oturan teyzelerin görsellerini alsak da şöyle bir sergi gibi bir şey mi yapsak? Müziklerle, şarkılarla orada çok böyle dolaşacak olur, bir şey mi ayarlasak? Harika olur. Ama işte biz bunları anlattığımız zaman hayal mi kuruyorsunuz? Bizim daha yolumuz düzgün değil, çöpümüz toplanmıyor diyorlar. Yani o da toplanır ama en azından böyle bir bağlantı işbirliği de yapılabilir diye düşünüyorum. Ben başkanımızla da bu konuda iletişime geçeceğim. Yani eminim o da bu konuya sıcak bakacaktır. Harika sonuçta o da Seferihisar'ın yerlisi birisi. Mutlaka onun da gözünde canlanacak. O gazolcular, sokaklar, mahalleler, yani insanlar gelsin, turist gelsin ya. Sadece gitmemesi için mazgallardan geçiyorlar, takır tukur yol. Yani eğer Seferihisar'ı seviyorsan marinada da denize girilebilmeli. Yani orada Orkinos'un çiftliğinden gelen buzlu balıkları denizde temizleyemezsin. Eğer Seferihisar'ı gerçekten seviyorsan çevre kirliliğine de önüne geçmen gerekiyor. Deniz temizliğine de bakman lazım. Eğer gerçekten Seferihisar'a düzgün turist gelsin istiyorsan o teknelerin, o limanın olduğu yerdeki çöpleri falan temizlemen lazım. Bir düzenleme getirmen lazım. Ya paramız da yoksa imece usulü destek isteyelim ya. Gerçekten bunu yapacak olan insanlar var. Bir de biz bu konuda çok zenginiz. Tamam, Urla'da bir Arkas, bir Folkart yok belki bizim arkamızda ama bizim burada da Ege İhracatçılar şampiyonları var yani. Bu kadar yatırımcı var, Necat Epkonlar var. İstesen adam hayır mı diyecek? Yani bunu da söylemesini bilmek lazım. Ben hani bu zamanda hani o tarihe gerçekten çok önemsemeye başladım. Hele bu zamanda geçmişe daha çok özenmeye başladım. Çünkü o zamanların dokusu, daha sadeliği, güzelliği hiç bitmemişti. Şimdi tekrar ona özlem duyuyorum. Şimdi bugünkü işte bu öfkeli, bu ortamdaki o sıkıntıları bakınca, o eskiye döndüğümde kendimi daha iyi hissediyorum. Terapi yapıyoruz yani bir nevi. Güzel olur yani, eğer yapılırsa da heyecanlı bir süreçle hani hallolmuş olur. Eminim Seferihisar'daki birçok insan da bunu ister. Tamam, hani tarımıyla, turizmiyle ön plana çıkan bir yer, tarihi ya. Değerleriyle ama önemli olan bu tarihi değerlere sahip olmak değil, sahip çıkmak. Tabii. Şimdi bu ne oluyor? Belediyede maaşlar yatmıyormuş, yok efendim şu olmamış. Bunlar değil mevzular. Ya gerçekten ya, belediye çalışanlardan bile geliyor mesela, diyor ki 8-9 gündür maaşım yatmıyor. Yani bu mu ya? Maaşını yat, işini yap, gönder falan. Yani orada 700-800 personel, kaç kişiler tam rakamı bilmiyorum ama hakikaten işini yapan adamlar olsun mümkünse. Yani boş beleş, sadece böyle beslenen adamlar olmasın. Çekilsin gitsin, işi bilen adamlar gelsin. Bir revizyon, bir değişim olmalı bence. Hatırlasınlar ya, bundan 5-10 yıl önce Tunsuyer döneminde 6 ay, 3 ay, 5 ay maaş alamıyordunuz. Ne oldu da 8-9 gün maaş alamadınız diye sesiniz çıkmaya başladı. Yani bak, şu an İzmir Büyükşehir tekrar Seferihisar'a geri iade başladı. Evet. Yazarlar evimiz, masal evleri, ondan sonra birçok yerlerde geri dönüş başladı. Çağınırmak Salonu, İzmir Büyükşehir yerel hizmetlerinin olduğu yer Seferihisar'a veriliyor. Tam netleşmedi ama meclise sunuldu, karar verildi. Yani %80 geçecek artık bize. Şimdi bunun altyapısına bakmak lazım, bunun kadrosunu oluşturmak lazım. Yani elense yatılmamalı ya. Yani hakikaten bir kalkıp sürekli bir vicdanen çalışması lazım yani. Çok doluyum Asya be. Vallahi yani memleket için bilmiyorum bizim kadar koşturan var mı da. Hani yani şimdi beklentimiz yok. Zaman gerçekten üzülüyorum. Gazetecisiniz ama fen işleri fahri olarak yerel hizmetler, temizlik ekipleri, sosyal etkinlik planlaması açısından da birçok şeyde fikrinizin ve planınızın olduğunu ve bunları da sunduğunuzu da biliyoruz. Ben biliyorum, izleyenlerimiz, takipçilerimiz sağ biliyor. Sağ olun. Ya bu bağlamda ben tekrar herkes adına teşekkür ediyorum. Canım benim. Seferihisar'ımızın fahri olarak bütün işlerini üstlendiğiniz için. Elimizden geldiğince, ama işte dediğim gibi hiçbir zaman hani olumsuzluğa kapılmadan olumlu düşünerek bunları da yapmamız lazım. Evrene pozitif enerjiler gönderiyoruz ki pozitif kalalım. Tabii. Hayatta tutunacak bir nedenimiz olsun. Kesinlikle canım benim. Sizler için uğraşıyoruz yani hakikaten. Yani tamam, biz daha orta yaş sınıfındayız şu an. Hayata göreceğimiz daha yine birçok projeler var ama hani güzel şeyler yapılsın ki adı geçsin. Yani faydalı şeyler olsun. Gelecek nesile iyi şeyler bırakalım istiyorum. Dijital kütüphanemiz, işte gezilebilecek yerlerimiz, gençler için. Biz bu programı Genç Bakış, Z kuşağı üzerinden yaptık. Sizlerin sesini duyurmak için bir şeyler için uğraşıyoruz. Yani buranın vakit geçirebileceğiniz, hani teknolojiyi doğru noktada kullanabileceğiniz bir altyapı olması lazım ki
Siz de kendinizi geliştirin bu noktada. Umarım etkili olur. Gelecek nesillere iyi şeyler bırakılır diye hayal ediyoruz aslında. Teşekkür ediyoruz. Umarız gerçekleşir diyoruz. İnşallah. Ya eğer deyim yerindeyse ranta kurban gitmiş bir ilçe olarak olmasın burası, öyle anılmasın. Biliyorum sizlerin de çabası bu yönde. Bizlerin de temennileri bu yönde. Evet, tekrardan teşekkür ediyorum İnşallah. Sorularımı yanıtladığınız Tabii için. Benim, ne demek. Çok kısa bir süre sonra aslında bir program daha çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü evet. Bizim hafta sonu, hafta içi gibi mesai kavramımız yok. Gündemde biz hafta sonu da çalışmaya devam ediyoruz. Tabii. Yani böyle olunca da hani gündemde sıkı takip ediyoruz. Yeni yeni olaylar, yeni yeni konular türemiş oluyor. Gerçekten öyle. Bu bağlamda 8. bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teşekkür ederim İnşallah. Tekrardan. Rica ederim canım, ne demek. Çok güzeldi. Keyifli bir programdı. Senin olmak çok güzel. Umarım izleyicilerimize güzel bir enerji vermiş. Efendim, Gönder Gelsin'in 8. bölümüyle sizlerleydik. Bir sonraki bölümde yepyeni konularla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.